Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konum MSI Stilt 16 Studio A13 ve laptop oldu. Ne gibi özellikler sahip? Bize neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Biliyorsunuz ki laptop alırken aynı modelin birden farklı kombinasyonu olabiliyor. Bu tabii ki de fiyat anlamında etkilediği için ekran kartı ve işlemci tarafında farklılaşmalar olabiliyor. Bizim elimizdeki MSI Stealth 16 Studio A13 ve modelinde ise işlemci tarafında Intel i7-13700H ve ekran kartı tarafında da Nvidia GeForce RTX 4060 bulunuyor. Tabii ki de bunların detaylı testlerini ilerleyen kısımlarda bahsedeceğim. Ancak şimdi tasarımıyla bir başlayalım. Yanında görmüş olduğunuz MSI Stealth 16 Studio yıldız mavisi rengine sahip. Alternatif olarak beyaz renk seçeneği de mevcut. Ancak ben bu mavi rengine çok bayıldım. Çok güzel duruyor ve bazı tasarımsal detaylarıyla da gerçekten o şıklık ve premium havasında korumaya başarmış. Genel anlamıyla kendisine magnezyum alışımlı bir kasaya sahip. Yani bu kasadaki o malzeme kalitesinin iyi olduğu hissiyatını alırken de aynı zamanda hafif bir kasayla geliyor. Burada 1.99 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani sizler bunu çantanızda taşırken, elinizde taşırken, bazen kucağınızda tuttuğunuzda bile burada sizleri yormayan bir ağırlığa sahip. Evet, şöyle bir tasarımla arka kapağıyla başlıyorum. Burada kapağımızda MSI logosunu görüyoruz. Onun hemen alt tarafında ise stilt logosu var. Bu stilt logosu bir ışıklandırma ile desteklenmiş ve aynı zamanda parlak bir zemin üzerine yerleştirilmiş. Yani arka taraftan baktığınızda çok şık ve elegant duruyor. Ardından ekran tarafında ise bizleri 16 inçlik QHD Plus IPS panel bir ekran karşılıyor. Bu ekranımız 16 10 ekran gövde oranına sahip. Ayrıca Burada ekranımızın üst tarafında 1080p kalitesinde bir kamera yerleştirilmiş. Bu kamera üzerinden sizler hem görüntülü konferans görüşmenizi net bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca güvenlik tarafında da yüz tanıma özelliğinden Windows Hello ile de laptopunuzu kilidini açabiliyorsunuz. Bu çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şahsen Farklı zamanlarda bile bunu doğru bir şekilde algılayabiliyor. Mesela ben saçım uzunken bunu denediğimde de saçım kısayken veya gözlüklü gözlüksüzken bile bunların hepsini net bir şekilde tüm ortam ışığına göre algılayabiliyor. Hızlı olmasını beğendim açıkçası. Ayrıca güvenlik ve gizlilik anlamında da burada bir adet güvenlik kilidi var kamerasında. Bunu da kaydırmalı bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ekranımızın alt tarafında ise MSI logosuna yer verilmiş. Ekran çerçevelerinin ince yapıda olması da karşı taraftan baktığınızda da o kibarlığını koruyabiliyor. Yani sizler karşı taraftan bakmış olduğunuzda ekranı maksimum bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu kullanıcı tarafında iyi hissettiren detaylar bence. Hani kalın çerçeveler yerine ince çerçevelere geçilmiş olması bu tarz laptoplarda görüntü tarafında sizlere daha büyük bir hissiyat veriyor. E bunun dışına şöyle bir klavyesine geçiş yapalım. Klavye kısmında ise Burada her tuşun RGB detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Bunların tüm özelleştirmelerini Steel Series yazılımı üzerinden yapıyoruz. Ve buradaki tuşları şöyle bir genel olarak baktığımızda da şahsen ben yazım hissiyatı olarak çok beğendim. Hani tuşların aralıkları, birbirleriyle arasındaki mesafeleri böyle bir incelediğimizde ben yazarken çok keyif aldım. Yani Burada klavyesin kullanımı anlamında eleştirebileceğim ve sevdiğim özellikleri de var. Mesela burada sevdiğim kısımlarından başlayayım. Yani her ihtiyaç duyacağın fonksiyon tuşları klavyenin üzerinde mevcut ve burada RGB detayları çok güzel duruyor. Hele böyle akşam gece çalıştığın zamanlarda klavyeyi kullanmak çok keyifli bir hale gelebiliyor. Bunun yanı sıra klavyede numpad'e de yer verilmiş ve numpad tarafında şöyle bir şey yapılmış. Normal klavye tuşlarına göre daha ufak bir yapıda tutulup orada ufak bir yere yerleştirilmiş. Yani numpad kısmı klavyede fazla bir yer kaplamıyor. Yani benim gibi numpad kullanmasını seven kullanıcıları bile burada ihtiyacı giderilmiş ve aynı zamanda da diğer tuşlarda herhangi bir zararı bulunmuyor. Eleştireceğim kısım ise Burada Enter tuşunun Türkçe bir klavyede ufak olması. Yani burada bazen basarken oradaki diğer tuşa parmağınız çarpabiliyor. Çünkü hani el hissiyatı olarak diyorsunuz ki or oraya basmam gerekiyor diyor beyniniz ama bazınıza farklı bir tuş olabiliyor. Biraz bir kullanım süresi boyunca oradaki Enter tuşuna alışmanız da gerekiyor. E onun dışında ben başka bir eksi üzerinden rastlamadım klavyesinde. Ayrıca klavyesinde şöyle bir detay daha var. Güç düğmemiz Klavyenin sağ üst köşesinde burada üzerinde bir ışık yanıyor. Bazen beyaz bazen turuncu. Burada bizi şunun ipucunu veriyor. Bu laptop şu anda harici grafik birimiyle mi çalışıyor? Dahili grafik birimiyle mi çalışıyor anlamında? Çünkü sizler bunların özelleştirmeni değiştirebiliyorsunuz. Bunu ilerleyen kısımda performans kısmında bahsedeceğim. Şimdi burada şunu söyleyeyim sadece. Klavyenin burada o güç düğmesinde beyaz ışık yanıyorsa kendisinin dahili grafik birimiyle çalışıyor. Eğer o ışık turuncu şekilde yanıyorsa da burada harici grafik birimiyle çalışıyor. Yani harici dediğim Nvidia dahil dediğim Intel ekran kartını kullanarak çalışıyor. Bundan sonrasında Touchpad'inde ise çok geniş bir alan sunulmuş. Bu touchpad kısmındaki geniş yüzeyi sayesinde sizler çok rahat bir şekilde burada parmağınızla tüm hareketlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya sizlerin tüm hareketini doğru bir şekilde algılayabiliyor ve çoklu parmak hareketlerine de uyumlu. E bu yüzden de ben touchpad kısmını beğendim açıkçası. Çünkü hani normalde ben normal takılırken günlük işlerimde, ofis işlerimde Fare kullanmayı sevmiyorum laptop tarafında. Sadece Touchpad'i bana yetiyor. Bu yüzden de MSI Stealth 16 Studio'nun geniş dokunmatik alanı bana yetti açıkçası. Sadece işte oyun oynarken veya Adobe Photoshop gibi uygulamaları kullanırken fare ihtiyaç duyduğum zamanlarda Touchpad'ini kullanmadım. Onun dışında Touchpad'in kullanım süre boyunca ben buradaki dokunmatik yüzeyini çok beğendim. Sol tarafında Nvidia ve Intel çıkartmanın, sağ tarafında ise MSI Stealth 16 Studio a öne çıkan özelliklerini çıkartması var. Touchpad'in yan tarafında da bir adet parmak izi okuyucusu bulunuyor. Buradan da Windows Hello özelliği kullanarak da parmak izinizi tanımlayıp laptopunuzun tuş kilidini buradan da parmak izinizle de açabiliyorsunuz. Ve kasasında benim ilk al, elime aldığım an itibaren şu dikkatimi çekti. Hoparlörleri. Yani hem kasanın üst tarafında hem yan tarafında alt tarafında her yanına hoparlör delikleri yerleştirilmiş. E bu sayede de ses rahat bir şekilde buradan çıkıyor ve Burada ses tarafında dünya ünlü Dyna Audio ile bir işbirliği gerçekleştirilmiş. Burada ses kalitesi gerçekten müzik dinlerken, dizi film izlerken veya bir oyun oynarken hepsini sizlere o ses tüm odayı dolduracak bir şekilde sizlere o ambiyansın içine alabiliyor. Ben ses anlamında çok başarılı buldum. Zaten kendisine 6 adet hoparlörü sahip, 2 adet speaker, 4 adet woofer şeklinde ve bu sayede de gerçekten ses anlamında çok başarılı bir cihaz olmuş. Ben bu detayların dikkat edilmesini çok beğendim açıkçası. Evet tasarımda son olarak da burada portlarından bahsetmek istiyorum portlarında ve havalandırma deliklerinde gerçekten zengin tutulmuş çünkü her yanından bir havalandırma deliği görüyoruz. E bu yüzden de biraz portlar aşağı doğru inmiş. Ancak havalandırma deliklerin fazla olması soğutma anlamında da bir faydası var ve portlarında da zengin tutulduğu için her bir ihtiyacınızı buradan karşılayabiliyorsunuz. Kendime doğru dönük olan tarafında laptopun sol kısmında burada bir adet ethernet yuvamız, onun yanında HDMI yuvası, bir adet micro kart yuvası ve Type-C yuvasını görüyoruz. Bu Type-C yuvası DisplayPort özelliğini destekliyor. Ancak bu tarafındakinde Thunderbolt yok. Diğer tarafına geçiş yaptığımızda burada laptopumuzun bir adet güç girişi, onun yanında USB 3.2 tip A yuvası, onun bir yanında da Thunderbolt yuvasını görüyoruz. Yani bu laptopu siz kendi güç girişindeki adaptörün ihtiyaç duymadan da Type-C üzerinden de Power Delivery desteğiyle burada şarj edebiliyorsunuz. Onun da hemen yanında da Combo Jack yuvasını görüyoruz. Portlar anlamında zengin tutulması, işte Type-C'nin 2 adet olması, USB 3.2 tip A'nın olması, micro SD kart okuyusuna yer vermesi, HDMI olması, ayrıca Ethernet portunun olması gerçekten beni tüm böyle ihtiyacımı karşılayacak portları laptopa vermişler. Ek sözlük olarak burada söyleyebileceğim kısım havalandırma delikleri burada bol tutulduğu için işte bazı laptoplarda ne görürüz? Yanlarında olmaz havalandırma deliği sadece arkasında olur. MSI Stealth 16 Studio'da burada hem arkasında hem yanında var. Bu yüzden portlar biraz aşağı kaydığı için kendisinin güç girişi biraz daha laptopun ortasında kalabiliyor. Bu da hani fare kullanıyorsanız sağ elli kullanıcılar için o tarafta biraz alanını etkileyebilecektir. Hani burada eleştirebileceğim bir kısım oldu. Çünkü hani biraz daha yukarıda köşelerde olmasına alışık olan kullanıcı için farklı gelecektir. Ve bu laptop zaten biraz daha profesyonellere hitap eden bir laptop olduğu için üzerinde işte görüyoruz RTX Studio onaylı bir laptop. isminde de stüdyo vurgusuna sahip. Yani burada profesyonellere hitap ettiği için özellik anlamında performans anlamında gerçekten burada çıtayı biraz daha yukarı çıkartmış MSI ve sizlerin tüm ihtiyacını karşılayabiliyor. E bu tarafta performans kısmına geçmeden önce birçok profesyonel ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de nedir? Ekranının renklerinin iyi olması. Ekranındaki özellikleri performansı başarılı Evet burada da MSI Stilt 16 Studio'nun ne dedik? 16 işlik QHD Plus IPS panel bir ekranla geliyor. Bu ekranımız 2560 2560'a 1600'lük bir çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda da 240 Hz yenileme hızı bulunuyor. Yani bu laptop akıyor. Ekranı çok akıcı. Bunu ben şahsen oyun oynamasını seven bir kullanıcı olduğum için de 240 Hz gerçekten oyunlarda büyük fark yaratıyor. Bazen rakipleriniz şunu diyebiliyor. Kaç Hz kullanıyorsun ya ben daha çıkmadan beni gördün. Tabii ki de sizlerin o yenileme hızının yüksek olması oyunlarda bile etkileyebiliyor. Evet burada renk tarafında ise kendisindeki IPS panelin getirmiş olduğu tabii ki de burada bazı avantajlar var. Renkleri biliyorsunuz ki daha doygun, daha canlı ve daha net gösterebiliyor. E, bunun yanı sıra kendisi %100 DCI P3 renk gamutunu kapsıyor ve kendisindeki MSI True Color özelliği de sizler çalışma ihtiyacınıza göre, çalışma senaryonuza göre burada değişiklikler yapabiliyorsunuz. Oyunsa oyun, işte sRGB ise sRGB. Diğer tüm ihtiyacınıza göre senaryosunu MSI True Color üzerinden de değiştirmeniz mümkün. Yani şahsen ben bunun ekranında çalışırken işte Adobe Premiere gibi bir kurguda, Adobe Photoshop gibi bir fotoğraf çalışmalarımda gerçekten ekranını çok beğendim ve çok başarılı buldum. Hem kendi ofis ortamında kullanırken bana ekranı çok yetti hem de dış ortamda bir kafeye gidip çalışma isteğimde bile bana ekrana bir güneş ışığı yansa bile herhangi bir görüntüde kayıp olmadan o üst seviye ekran performansı sunabildi. Aynı zamanda bunu sadece çalışma hayatım için değil kendi tüketmiş olduğum içeriklerde dizi film izlerken de bunun tüm keyfini bana her zaman üst seviyede yaşatabiliyor. Ve bunu oyun oynayacağınız zamanlarda da zaten kendisi canavar gibi bir laptop olduğu için ekran tarafında da hem IPS panel olması hem QHD Plus bir ekran çözünürlüğü birlikte ben 240 Hz yenileme hızının tüm bu kombinasyonunu gerçekten çok başarılı buldum ve ekran tarafında da çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Performans tarafında ise ne dedik bu elimizdeki laptopta şu kombinasyon vardı. Intel i7 13700H işlemcisi bu işlemcimiz maksimum turbo frekans hızı olarak 5 GHz kadar çıkabiliyor. 14 çekirdekli bunun 6'sı performans 8'i verimlilik çekirdekleri şeklinde ve kendisindeki Intel Iris Xe grafik birimiyle de kendisi dahili grafik biriminde de çalışabiliyor. Bu da piline verimlilik anlamında bir avantaj sağlıyor. Yani daha böyle rutin kullanımlarınızda, boşta kullanımlarında dahili grafik birimde çalışıp pil sağlığını koruyabiliyor. Yani pili uzun bir sürede yetebiliyor. Bunun yanı sıra Kendisine GPU tarafında Nvidia RTX 4060 ekran kartına sahip. Bu ekran kartımız 8 GB GDDR6 bellek tipine sahip ve 105 W TDP değeriyle geliyor. Kendisi RTX Studio onaylı olduğu için de burada tüm güncellemeleri MSI Stealth 16 Studio'da yapabiliyorsunuz. Yani sizlerin tüm bu profesyonellik anlamında çalışmalarınıza yardımcı olabilecek bir cihaz haline getirilmiş. Bunun yanı sıra kendisindeki ekran kartında da hani Dedim, demiştim ya burada ekran kartları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. MUX özelliği var. Yani burada sizler MSI Center yazılımı üzerinden burada kullanım senaryolarında sizler dilerseniz burada işte sabit bir şekilde de çalışsın, sabit bir şekilde harici çalışsın veya hibrit bir şekilde bunu kendisi ayarlasın şeklinde seçimler yapabiliyorsunuz. Ben şahsen hibrit çalışmasından yanayım. Çünkü ihtiyaç duyduğum anda hariciye geçsin. ihtiyaç duyduğu anda da kendisi dahili de kullanmasını zaten akıllı edebilecek bir cihaz. Yapay zeka artık günümüz dünyasında çok gelişmiş bir halde. Yani ben o yüzden hibrit bir şekilde kullanıyorum. Dilerseniz sizler bunu dahili veya harcı olarak da sabit bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada diğer kullanım senaryolarında işte kendisinin performans modu gibi veya işte verimlilik modları gibi bazı şaka modlarında da kendisinin İşlemci ve ekran kartının TDP değerleri değişiyor. Yani sizler bunu en üst seviye performans modunda kullandığınızda TDP değerleri en yüksek seviyede çalışıyor. Diğer modlarında ise burada TDP değerleri azalarak da farklılıklar gösterebiliyor. Performans tarafından devam edecek olursak da 16 GB DDR5 tipinde 5200 MHz hızında RAM'lere sahip. Ve buna da destek olarak da 1 terabaytlık PCI 4.0 arayüzüne sahip bir SSD ile birlikte geliyor. Yani şöyle bakmış olduğumuzda bu tüm performans bileşenleri gerçekten tüm işlerinizi halledebilecek, her şeyin üstesinden gelebilen başarılı bir Performans bize sunabiliyor. Zaten bunları ben oyunlarda da, kendi çalışmalarında da işte diğer bu kurgu uygulamaları olsun Adobe Photoshop gibi tüm uygulamalarda rahat bir şekilde çalışabiliyor. Siz bunu dilerseniz 3D alanında çalışmanızda da bu Blender gibi uygulamalarda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra benim diğer ofis işlerimle günlük işlerinde zaten bunun hayli üstesinden geliyor. İşte burada da. Ben performans anlamında çok beğendim. Çünkü hani böylesine kibar laptopların hani hem şık hem kibar laptopların Performans anlamında bu kadar yüksek seviyede olması beni açıkçası çok şaşırtıyor ve hoşuma da gidiyor. Bunun yüzden de şimdi gelin bu laptopun bir normal yapmış olduğumuz testlerde ne gibi sonuçlar verdi ve oyunlardaki FPS değerleri nasıl bunları bir göz atalım. Çünkü kendisi Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartıyla geldiği için beraberine getirilmiş olduğu bazı teknolojiler var. Burada Ray Tracing, DLSS, Frame Generation gibi özellikler oyunlardaki etkisi çok daha fazla. Yani bizler burada oyunlardaki frame generation etkisi, DLSS özellikle ve ray tracing kalitesinde oyunlara oynamanın keyfini burada MSI Stealth 16 Studio'da yaşadık. Şimdi sizlerle birlikte bunları bir izleyelim ne gibi sonuçlar vermiş. Testlerimize ilk olarak PC Mark ile başlıyorum. PC Mark'ta toplamda 8026 puan aldı. Ardından 3D Mark testinde ise 10540'lık bir puan almaya başardı. Cinebench R23 testinde ise çoklu çekirdekte 17.516 puan ve tekli çekirdekte de 1.210 puan alabildi. Oyun testlerimizin ilki olan Diablo 4'te ise ultra ayarlarda DLSS Quality'de Frame Generation açık şekilde ortalama olarak 100 ila 110 FPS değerler arasında gezindiğini görüyor. Sıcaklık olarak ise ekran kartımız 75 dereceler civarında geziniyordu. İşlemcimiz ise 75 ile 80 dereceler arasında daha çok gezindi. Spider-Man Miles Morales oyununda ise burada yine ultra ayarlarda DLSS Quality'de kendisinin vermiş olduğu FPS değerleri genelde 90 ila 100 FPS değerleri arasındaydı. Sıcaklık olarak ise ekran kartımız 73 ila 75 derecelere ulaştı. İşlemcimiz ise burada genelde 75 ila 77 dereceler arasında gezinliğini daha çok gördük. Sonrasında Cyberpunk 2077 oyununa geçtiğimizde de burada Ray Tracing Overdrive görüntü kalitesinde yani en yüksek ayarlarda DLSS Quality'de ve Frame Generation özelliği açık iken genelde 55 ile 60 FPS değerleri arasında gezindiğini gördük. Sıcaklık olarak ise işlemcimiz ve ekran kartımızda 75 ila 77 dereceler arasında daha çok gezindiğini gözlemledik. Aynı ayarlarda frame generation özelliğini kapattığımızda ise Cyberpunk 2077 oyununda burada FPS değerimiz yaklaşık 35 ila 40 FPS'ler arasına düştü ve burada frame generation ne kadar fark ettirdiğini de görebiliyoruz. Sıcaklık olarak ise burada ekran kartımız 76 ila 79 dereceler arasında gezindi. İşlemcimiz ise genelde 75 ila 80 dereceler arasında gezindiğini burada da gözlemledik. Valorant gibi bir rekabetçi bir oyunda da laptopumuzun performans bileşenlerinin bize sağlayacağı avantajları gözlemlemek için burada FPS sonuçlarına baktığımızda yaklaşık 300 FPS'lerde bir sonuç verdiğini gördük. Ekran kartımız burada daha soğuk çalışıyor. Genelde 63 derecelerde gezindi. İşlemcimiz ise burada 68 ile 70 dereceler arasında daha çok takıldı. Bu oyundaki akıcılık ve 240 kersenin hızıyla birlikte rakiplerinize karşı her zaman bir adım daha önde olabiliyorsunuz. Yani Valorant gibi oyunda da gerçekten iyi bir performans sağladı. Böylesine güçlü bir laptopun soğutması da önemli bir konu. Soğutma tarafında güçlü bir CPU ve GPU'ya sahip olduğu için burada biraz daha onların üzerine yoğunlaşılmış. CPU ve GPU'sun üzerinden geçen bir Heat Pipe'a sahip ve toplamda 2 adet fana ve 5 adet de Heat Pipe'a sahip bu soğutma sisteminde kendisi gerçekten iyi bir sıcaklıkta çalışabiliyor. Yani burada hem havalandırma deliklerinin fazla olması hem de bu Cooler Boost 5 soğutma sistemiyle birlikte gerçekten hani laptopunuz yüksek sıcaklıklara ulaşmadan kendisini ideal sıcaklıklara düşürebiliyor. Bu yönüyle soğutma tarafında da iyi bir performans sahip olduğunda söyleyeyim. Şimdi burada laptopumuzda güç ne veriyor? 99.9 Wh'lik bir batarya sahip. Bu bataryamız uzun bir süre yetebiliyor. Şahsen ben normal kullanımda şarj kablosuna takılı değilken çok rahat bir şekilde yetebildiğini deneyimledim. Ama bunu hani oyun oynarken, kurgu yaparken, Adobe Photoshop gibi uygulamalar takırken de şarjda kullanımda daha üst seviye en iyi performans seçeneğini aktif ederek üst seviye performans her zaman aktif bir şekilde kullanmayı tercih ettim. Ama hani biraz daha rutin kullanımlarda da şarj kablosu takılı değilken kendi piliyle de uzun bir süre yetebiliyor. Hani bir bu kadar güçlü laptoptan beklemeyeceğiniz bir pil süresini sizlere her zaman sunabiliyor. E bunun yanı sıra kutusunun içerisinden çıkan 240 wattlık kendisinin adaptörüyle de bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yani burada da gerçekten güçlü bir şarj adaptörü var. Dilerseniz diyelim bu güçlü şarj adaptörünü taşımak istemiyorsunuz. İşte çantanız daha ufak, daha kibar. Burada da kendisinin power delivery özellikli Type-C kablolarla da Type-C üzerinden de Thunderbolt yuvasına da şarj edebiliyorsunuz. Hani böyle bir alternatifin olması da güzel. Evet, genel olarak şöyle baktığımızda da ben tasarımsal olarak ekran, işte performansı, planlamda her birini şöyle bir ortaya karma karışık yaptığımda da şöyle bir artı eksi özelliklerini düşündüm. Şimdi gerçekten artı özelliklerini sayamayacağım kadar çok bir laptop olmuş. Eksi özelliklerini de sizlere gerektiği yerlerde belirttim. Ve genel olarak şöyle baktığımda da şahsen ben tasarım anlamında böylesine kibar ve şık laptopu hani bazı tasarım detaylarıyla daha şık bir hale getirilmesini çok beğendim. Onun yanı sıra ekranındaki renk kalitesi olsun, kendisinde daha fazla çalışma imkanı tanıyan 16 bir ekran gövde oranı ve buradaki 240 Hz serinleme hızı gerçekten benim için fark yaratan öğelerden biri oldu. E bunun yanı sıra da performans tarafında da kendimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz uygulamaları, oyunları rahat bir şekilde açabildiği için de bizleri mutlu edebildi. Yani ben bu yüzden çok memnun kaldım söylemeliyim. Eğer sizler de böylesine Profesyonel işlerinizde kullanabileceğiniz güçlü bir laptop arıyorsanız da MSI Stealth 16 Studio A13V modeli çok güzel bir tercih olacaktır. Bizim incelememiz bu kadardı. Bu videomuzda MSI Stealth 16 Studio A13V modelini inceledik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.